Merhaba arkadaşlar, bir koşu belirten bağlaç videomuzla tekrar beraberiz. Dil sınıflarının öğrencilerimize faydalı olmak için bu videoyu çekiyoruz şu anda. Durum, koşu belirten bağlaçlar. Nedir bu? İlk önce şunu belirtmemiz gerekiyor. Biz bunlara conditional clause diyoruz arkadaşlar. Conditional, yani şart belirten bağlaçlar da diyoruz arkadaşlar. Conditional clauses da denilebiliyor. Peki yapısı ne arkadaşlar? Conditional clause, yani bir bağlaçla başlıyoruz. Sonra arkadaşlar yine başta ve ortada kullanım şekli, az önceki videomda da söylediğim gibi, bir ana cümle geliyor, main clause, ve bir virgülden sonra yan cümlem geliyor, yani subordinate clause'um gelmiş oluyor. Yan cümlem gelmiş oluyor. Ya da arkadaşlar yan cümlemle başlıyorum. Yan cümle. Sonra bağlacım geliyor. Ve ana cümleyle ne yapıyorum? Birleştirdiğim cümlemi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk başta da söylediğimiz gibi arkadaşlar, bir bağlaç en az iki cümleyi birbirine bağlıyor. Peki durum, koşul belirten bağlaçlarda yapılar nasıl? Yani hocam, normal zaman bağlaçları gibi, neden sonuç bağlaçları gibi, az önce bahsettiğiniz bağlaç türleri gibi, olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz yapılar mı var? Hayır arkadaşlar, 4 farklı durum ve koşul belirten bağlaçlarda mevcut arkadaşlar. Örnekle anlatacağız. Birinci durum ne arkadaşlar? Birinci durum, eğer şartım olumlu ise sonucum olumlu gerçekleşir. Yani şartım gerçekleşirse sonucum gerçekleşir. Örnek verebilir misiniz hocam? Vereyim. Diyelim ki anne babanız dedi ki iyi bir üniversiteyi kazanırsan sana araba alacağım. Şartın gerçekleşir. Üniversiteyi kazanırsın. Ne olur arkadaşlar? Şartın gerçekleştikten sonra sonuç olarak ailen de sana araba alır. İkinci kısım ise arkadaşlar, burada yazdığım gibi şartım gerçekleşmez, sonucum da gerçekleşmez. Üniversiteyi kazanamam, arabayı unuturum. Üçüncü durumum arkadaşlar, şöyle bir durum. Ben şartı gerçekleştiremeyebilirim. Yani benim şartım gerçekleşmeyebilir. Üniversite sınavında başarılı olamadım, bir üniversiteye giremedim. Ya da girdim ama istediğim bir üniversite veya ailemin istediği bir üniversite olmadı. Şartım gerçekleşmedi. Ama ailem benim nedenli çalıştığımı gördü. Sonucum gerçekleşebilir arkadaşlar. Yani o çalışmaya saygı duydular ve bana o arabayı aldılar. Ya da arkadaşlar, benim şartım gerçekleşebilir. Ben istediğim üniversitenin istediğim fakülteye girdim. Ailem de bunu istiyordu. Ama ailemin maddi durumları yetersizdi. Bana arabayı alamadılar. Yani eksi ise artı durumu da mevcut oluyor arkadaşlar. Yani kısacası 4 farklı durum var dedik. Şart gerçekleşir, sonuç gerçekleşir. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz, şart gerçekleşmez, sonuç gerçekleşmez. Üçüncü durumumuz, şart gerçekleşir fakat sonuç gerçekleşmez. Ve son durumumuz arkadaşlar, şart gerçekleşmez fakat sonuç gerçekleşir durumuydu. Biz 1 ve 2'yi daha çok type 0 için tercih ediyoruz. Biliyorsunuz genel geçer olayları anlatıyor. Geri kalan 3, 4'ü diğer tiplerin hepsinde arkadaşlar kullanabiliyoruz. Type 1, 2, 3, mixed type 1 ve mixed type 2'da. Type 1, 2, 3, mixed type 1 ve mixed type 2, bunların hepsini de tercih edebiliriz. Ha hocam, 1, 2 hiç bu tiplerde kullanılmaz mı? Kullanılabilir tabii ki. Sadece type 0 diyerek onu kapatmak yanlış oldu. Doğru söylüyorsunuz. Yani biz diğer tiplerde de artı ise artı, eksi ise eksi durumunu ne yapabiliriz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz, durum bundan ibaret. Devam edelim arkadaşlar. İlk önce bir tahtamı temizleyeyim. Neler var? As if var, as long as much as. Bakın bunların hepsi şart bağlaçlarıdır. As though, but for, even if only, indeed, in case, in fact that, in the case of, in the event of. Bakın
ne yapıyorduk? Hatırlayalım tekrar. Tekrarlıyorum burada arkadaşlar. Eğer benim bağlacım bir prepositionla bitmiş ise, yani bir edatla bitmiş ise, ben ondan sonra ne yapıyordum? Ya bir isim ya da noun phrase dediğimiz isim cümleciği getiriyordum arkadaşlar. Cümle gelmiyordu. Cümle getirmek için de ne yapmam gerekiyordu? Defect et eklemem gerekiyordu. Bunu lütfen unutmayalım. Yani burada görüyorsunuz, in the case of, in the event of kendisinden sonra bu tür ifadeler istiyor arkadaşlar. Devam edelim. Just in case, on condition that, only, providing that, rather than, so as to, şunları temizleyelim. So long as, suppose that, supposing, suppose'da that'ı kullanmayabilirsiniz, suppose'u direkt kullanabilirsiniz de, o yüzden bağlaçta parantez içerisinde vermişiz arkadaşlar. Unless. Unless'ın özelliği nedir arkadaşlar? Unless if not demektir. Bunu unutmuyoruz. If not demektir arkadaşlar ve type 1'la kullanılır. Unutmayın. Type 1'ın yapısı gerekir unless için. Whereas in artisteksi without. Bunlar arkadaşlar bizim kullanabileceğimiz şart veya durum bağlaçları olarak geçiyor. Unutmayalım. 4 farklı şekilde artıysa artı, olumluysa olumlu, yani cümle ana cümle olumluysa yan cümlede olumlu olmak zorunda. Ana cümle olumsuzsa yan cümlede olumsuz olmak zorunda. Ana cümle olumsuzluysa yan cümle olumsuz olabilir veya ana cümle olumsuzsa yan cümle olumlu olabilir. 4 farklı şekilde nitelendirebiliyoruz arkadaşlar bu bağlaç türlerimizi. Mekan belirten bağlaçlar arkadaşlar, burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu: artıysa artı, eksi ise eksi kalıbı mevcut. Yani artıysa eksi kalıbı mevcut değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz, lütfen unutmayalım. Bu nerede işimize yarayacak? Cümle tamamlama sorularında veya parçada boşluklarda, cümle tamamlamalarda mutlaka işimize yarayacak. Evet, zıtlık belirten bağlaçlara geçmeden yine bu videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bağlaçlarımız zıtlık bağlaçlarımız olacak. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar dilerim.